Evet, herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yarın derken sonunda osiloskopumuz elimize ulaştı ve atölyemize kazandırdık. Finersi DPOX 180H 180 MHz çift kanallı dijital fosfor osiloskop. DPO harfleri de bunu ifade etmekte. Dijital fosfor osiloskopun kısaltması. Cihazımız elimize ulaştı ve sonunda atölyemize kazandırdık. Bu cihazı A'dan Z'ye beraber inceleyeceğiz. Şimdi cihazı kutusundan çıkartalım ve tanımaya başlayalım. Cihazımız genel itibariyle bu şekilde görünmekte. Oldukça güzel, hoş bir tasarım ve bizim için en önemlisi genişçe bir ekranı mevcut. Öncelikle şuradaki girişlerinden bahsetmek istiyorum. Burada çift kanal olduğu için 2 adet girişimiz mevcut. BNC konnektörler yalıtımsız bir şekilde buraya koyulmuş. Bu güzel bir özellik çünkü bazıları içeriye doğru çökmüş vaziyette oluyor. Yani burada pek çok prop buralara sığmayabiliyor. Fakat bu şekilde dışarıya doğru uzanan konnektör tiplerinde buraya her türlü probu yerleştirebiliyorsunuz. Araya herhangi bir adaptör vesaire koymanıza gerek kalmıyor. Yine buradaki iki konnektörün arasına baktığımız zaman da burada bir gen harfiyle işaretlenmiş bir çıkışımız var. Burası bir sinyal jeneratörü. Eğer ihtiyacınız varsa cihazı sinyal jeneratörü olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafına baktığımız zaman Type-C girişli bir hem şarj hem de bilgisayara veri aktarma portumuz yer alıyor. Buradaki port üzerinden hem şarj işlemi yapılıyor hem cihazla kaydettiğiniz görüntüler bilgisayara aktarılabiliyor. Hem de cihaza yazılım güncellemesi geldiği zaman buradaki port aracılığıyla cihazın arayüzünü güncelleyebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında yine jeneratörümüze ait bir toprak bağlantısı yer alıyor ve sağ tarafta da diğer ikinci kanala ait BNC konnektörümüz var. Burada kanal numaraları da belirtilmiş, hangi kanalın hangi konnektöre bağlı olduğu tepesinde yazıyor. Buradan bağlamış olduğunuz kanalın sinyallerini gözlemleyebiliyorsunuz. Peki dijital fosfor osiloskop nedir? Bunun avantajları nedir? Fosfor osiloskop bildiğimiz eski tip geleneksel osiloskoplar. Üzerinde bir tüplü ekran yer alır. Bu ekranın üzerindeki fosfor kaplı yüzeye ışınlar yansıtıldığı zaman bu fosfor bir ışıma yapar ve ekranda biz grafikleri, görüntüleri görürüz. Bu eski tip tüplü olan osiloskopların avantajı anlık olarak gerçekleşen olayları çok daha rahat, akıcı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Işık yoğunluğu olarak sinyalin yoğunluğunu da ışık yoğunluğu olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu şekilde dijital osiloskoplar çıktıktan sonra geleneksel osiloskoplarda bu grafikleri çizgi olarak görebilmeye başladık. Fakat bu tür osiloskoplarda, yani geleneksel dijital osiloskoplarda, bu grafikleri sadece çizgi olarak görebiliyoruz. Herhangi bir sinyal yoğunluğunu görmemiz mümkün olmuyor. Yine anlık gerçekleşen olayları bu tür osiloskoplarda net olarak gözlemleyemiyoruz. Fakat buradaki dijital osiloskop üzerinde sinyalin yoğunluğunu ışık olarak görebiliyoruz. Yani sinyal oradaki bölgede ne kadar oyalanmış, orada ne kadar süre vakit geçirmiş, bunu görüntü olarak görebiliyoruz. Yine çok hızlı gerçekleşen olaylar ekranımızda akıcı bir şekilde yer aldığı için dijital fosfor osiloskoplar yeni nesil dijital osiloskopların ve eski tip geleneksel fosfor osiloskopların bir birleşimi olarak karşımıza çıkmakta. Yani her iki cihazın da avantajlı özellikler alınmış ve bu şekilde dijital fosfor osiloskop adı altında yeni bir cihaz üretilmiş ve bizlere sunulmuş. Oldukça da kullanışlı bir cihaz. Cihazın en sevdiğim özelliklerinden birkaç tanesi, öncelikle 5 milivoltluk bir voltaj hassasiyetine sahip. Nedir bu? En düşük voltaj aralığına getirdiğimiz zaman, yani 5 milivoltluk bir voltajı ekranda biz görebiliyoruz. Şurada kullanmış olduğumuz eski cihazda bu voltaj hassasiyeti 50 milivolt düzeyinde. Fakat buradaki cihazda 5 milivolta kadar inebildiğimiz için çok hassas voltaj değişimlerini, çok seviye olarak, gerilim olarak düşük sinyalleri, parazitleri vesaire gözlemleyebiliyoruz. Bir diğer sevmiş olduğum özelliği ise dalgayı hareket ettirebiliyoruz. Yani bir dalga ekranımıza yansıdığı zaman çok geniş bir aralıkta kaydedilebiliyor. Bu dalganın ilerisinde ve gerisinde yer alan grafikleri de kaydırarak gözlemleyebiliyoruz. Bunları doğrudan cihaz üzerinde göstereceğim. Bir diğer özelliği ise zoom modunun olması. Bir sinyalin belirli bir noktasına odaklanmak istediğimiz zaman zoom düğmesine basarak
Oradaki sinyali adeta bir büyüteç altına almış gibi detaylı bir şekilde ekranın alt kısmında açılan küçük bir pencereden izleyebiliyoruz. Bu da oldukça önemli bir özellik. Şimdi cihazımızı açalım ve şöyle bir göz atalım. Açma kapama düğmesi burada yer almakta. Şarja taktığınız zaman buradaki düğme kırmızı yanıyor. Şarjı dolduğu zaman da yeşil olarak şarjın dolduğunu size gösteriyor. Ekran açıldığı zaman ben ayarlarını tek kanal olarak ayarladım. Fakat osiloskopumuz çift kanal bir osiloskop. Ekranda sadece bir adet çizgi görüyoruz. Hemen diğer kanalı da aktif edelim. Şuradan kanal ayarlarına geldiğimiz zaman ya da burayla uğraşmayalım doğrudan. Şurada kanal 1 ve kanal 2 olarak iki farklı düğme mevcut. Şu an kanal 1 aktif. Kanal 2'yi aktif etmek istersek kanal 2'yi tıkladığımız zaman ekrana hemen ilgili kanalla ilgili seçenekler sunuluyor. Burada kanal enable yazmış. Bunu mod düğmesine basarak açık hale getirebiliyoruz ve tekrardan kanal düğmesine bastığımız zaman artık ekranımızda iki farklı çizgi mevcut. Bu çizgilerden de eş zamanlı olarak iki farklı grafiği senkronize bir şekilde izleyebiliyoruz. Çift kanal osiloskopun en önemli özelliklerinden birisi de iki farklı sinyali aynı anda izleme ve birbirleriyle karşılaştırma imkanı sunması. Yine grafikleri de hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde sarı olan grafiği hareket ettirebiliyorum. Yine buradan kanal seçtiğimiz zaman şuradan kanal 2'ye geçtim. Mavi olan grafiği de hareket ettirebiliyorum. İstediğimiz grafiği diğerinin üzerine bindirerek hareket ettirerek birbirleriyle senkronizasyon nasıl, zamanlamalar nasıl, ne şekilde birbirleriyle etkileşime giriyorlar bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Cihazın oldukça geniş bir menüsü var. Belli başlı özellikleri göstermek istiyorum. Şöyle menüye tıkladığımız zaman fonksiyon ayarlarımız mevcut. Bu ayarları gelişmek için mod düğmesine basıyoruz ve burada dalga formunun parlaklığını gösteriyor. %50'de ayarlanmış. Buradan çizgilerin ışık şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Eğer çok net çizgiler görmek istiyorsanız %100'e veya orta halli ışık yoğunluğunun çok daha iyi ayarlanmış olduğu bir çizgi görmek istiyorsanız da %50 civarında tutmanız yeterli. Renk sıcaklığı özelliği mevcut. Buradan renk sıcaklığını işaretlediğiniz zaman şöyle tekrardan gelelim. Artık burada renkleri sıcak olarak görebiliyorsunuz. Yani yoğunlaşmış olan bölgelerde kırmızı veya daha koyu renkler bulunurken sinyalin zayıf olduğu yerlerde daha açık renkler, daha açık tonlar görürsünüz. Bunu dalga üzerinde de mutlaka göstereceğim. Dalganın yoğunlaştığı yerlerin renk sıcaklığı da artmış oluyor. Ardından bu özelliği kapatalım şöyle. X-Y dalga fonksiyonu var. Eğer X-Y modunu kullanmak istiyorsanız bu modu aktif ederek şu şekilde ekranda bir X-Y grafiğinin oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine şöyle gelelim. Şuradan X-Y modunu kapatalım. Otomatik bant limiti de ayarlayabiliyorsunuz. Belirli bir bant genişliğini kullanmak istiyorsanız yine burada da kalibrasyon ayarlarımız mevcut. Şöyle menüye tekrar gelelim. Sistem ayarlarımız var. Buradan sağ tıkladığımız zaman şöyle sağa geçtik. Arkadaki gridleri, kareleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada ekran üzerinde belli başlı değerler gösterilmekte. Frekans, tepeden tepeye gerilim, görev yüzdesi vesaire değerler gösterilebilmekte. Bunların da transparanlığını ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz bir ayarda ekranınıza yansıtılıyor. Yine burada ayarları kaydetme butonu var. Bu butonu biraz geç keşfettim. Yaptığınız ayarlar cihazı kapattığınız esnada tekrardan sıfırlanıyor. Sıfırlanmasını istemiyorsanız en son ayarları yaptıktan sonra bu ayarları mutlaka buradan kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Kaydettiğiniz zaman cihaz ayarladığınız değerlerde açılıyor. Burada otomatik kapanma, fabrika ayarlarına geri döndürme veya hafızayı sıfırlama gibi seçenekler mevcut. Şöyle geri dönelim. Tekrar burada imleçlerimiz var. Yatay ve dikey imleçleri de aktif ederek imleçler arasındaki sinyallerin frekansını, gerilimini vesaire ölçebiliyorsunuz. İki farklı sinyali karşılaştırabiliyorsunuz. Parametre ölçümleri var. Kanal 1 ve kanal 2 olmak üzere. Kanal 1'de iki parça, kanal 2'de de bir parça ölçüm görünüyor. Buraya girdiğimiz zaman kanal 1'de aktif etmek istediğimiz seçeneklerin başına bu şekilde yeşil işaret koyarak ekranda yer almasını sağlayabiliyoruz. Burada neler var?
maksimum, minimum değerler, RMS, tepeden tepeye ve benzeri işte zaman, frekans, görev yüzdesi gibi seçenekler görünüyor. Buradan gözlemlemek istediğiniz, ölçülmesini istediğiniz parametreleri işaretleyerek ilgili kanalın bağlantısı yapıldığı zaman bunların görünmesini sağlayabilirsiniz. Yine diğer kanala geçtiğiniz zaman da buradan farklı farklı seçenekleri işaretleyerek aynı özellikleri diğer kanal için de aktif hale getirebilirsiniz. Kanal 1'e geldik. Kanal 1'de artık bize kanal ayarlarımızın yapıldığı kısma geliyoruz. Yani buradaki CH1, CH2 düğmelerinden aslında doğrudan buradaki menüye erişim sağlayabiliyoruz. Bu düğmeler oldukça mantıklı olmuş. Buradan kanal 1'e geldik. Kanalı açıp kapatabiliyoruz. Şu an kanalımızı açtık. Buradan prob ayarımızı seçebiliyoruz. 1x. Şuradan baktığımız zaman 10x ve 100x modlarını destekliyor. Bu şekilde istediğimiz bir probu seçebiliyoruz. Yine burada kuplaj modumuz mevcut. Bizim için en önemli özelliklerden birisi. Kuplaj modunu DC veya AC olarak seçebiliyoruz. Doğrudan mod düğmesine bastığımız zaman. Burada FFT'miz var. Bunu açtığımız zaman hangi frekansta yoğunluk var? Ekranda bir grafik şeklinde, kırmızı bir grafik şeklinde görünüyor. Yine aşağıya geldiğimiz zaman trigger seçeneklerimiz mevcut. Burada istediğimiz trigger modunu seçebiliyoruz. Otomatik, single veya normal şeklinde bir modu seçebiliyoruz. Yine aşağıya gelelim. Yükselen kenar mı, düşen kenar mı, baz alınacak, hangi kanal tetik verecek ve HF rejection var. Burada yüksek frekanslı parazit sinyalleri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani bir parazit filtresi de mevcut ve sistemin özellikleri bu şekilde. Buradaki bütün ayarları anlattık. Şimdi bir sinyal kaynağına bağlayalım ve her iki kanalın üzerinden ölçümler yapalım. Şimdi cihazımıza bir sinyal kaynağına bağlayalım ve ekranda görmüş olduğumuz sinyalleri yorumlayalım. Burada bir buk konvertör devremiz yer alıyor. Hatta birkaç tane buk konvertör devremiz yer alıyor. Farklı farklı bobinler var. Bu bobinlerin üzerinden ölçümler yapacağız ve bobinlerin girişinde, çıkışında ne şekilde sinyaller görüyoruz ve dijital fosfor osiloskopun geleneksel osiloskoptan farkı nedir? Bunları göstereceğiz. Öncelikle buradaki girişte yer alan bobinime dokunduğum zaman şu geleneksel osiloskoba oranla bakacak olursak burada yukarıda ve aşağıda belirgin net çizgiler görüyoruz. Fakat iki çizginin arasındaki geçiş bölgelerini neredeyse göremiyoruz. Çok seyrek, çok ince çizgiler mevcut. Bu fosfor osiloskopların bir özelliğidir. Biz sinyalin voltajı bu yukarı ve aşağı çizgiler arasındaki geçiş esnasında çok fazla oyalanmadığının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Yani ani bir geçiş olmuş ve voltaj yoğunluklu olarak buradaki çizgilerin daha net belli olduğu kısımlarda odaklanmakta, buralarda fazlasıyla vakit geçirmekte. Normal bir osiloskopta burada bağlantı yaptığımız zaman sıradan kare dalga çizgileri görürüz. Fakat bu şekilde fosfor osiloskopa baktığımız zaman aslında burada voltajın çok fazla oyalanmadığını, asıl vakit geçirdiği kısımların tepe ve dip noktaları olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sinyale biraz daha yakınlaşalım. Buradaki tuşların fonksiyonlarından da bahsederek devam etmek istiyorum. V eksiye bastığımız zaman buradaki dalga boyumuz azaldı. Şurada 10 voltluk bir voltajla ölçüm yaptığını gösteriyoruz. Yine V artıya bastığımız zaman da 5 volt, şu şekilde 2 volt gibi dalganın daha net voltaj olarak daha geniş bir aralıkta görünmesini sağlıyoruz. Yani buradan dalganın boyunu ayarlayabiliyoruz. H artı ve H eksi düğmelerindense zaman aralığını ayarlayabiliyoruz. Yani H artıya bastığımız zaman dalganın çok daha geniş bir şekilde detayını görebilirken eksiye bastığımız zaman çok daha geniş bir zaman aralığındaki akan sinyali gözlemleyebiliyoruz. Şimdi şöyle biraz yakınlaşalım. Hatta ekranı doğrudan sizlere mikroskop altında göstereceğim. Çünkü ekranımız çok gelişmiş özelliklere sahip. Sıradan bir ekran değil. Çok ince çizgileri, çok detaylı görüntüleri bile bizlere gösterebilmekteki zaten dijital fosfor osiloskopun en önemli özelliği de ekranıdır. Ekranında pek çok detayı gösterebilmesidir. Şu şekilde yaklaştık ve şu an hafif hafif yukarıya aşağıya inen çizgileri görebiliyoruz. Yine burada dalganın detayına baktığımız zaman da titreşimleri görebiliyoruz. Şöyle düğmelerde ekranımızdaki akan sinyali sağa sola, aşağıya, yukarıya hareket ettirebiliyoruz. Bu da oldukça güzel bir özellik olmuş. Özellikle
çift kanal esnasında diğer kanala da geçerek iki sinyali birbirinin üzerine bindirerek kesişim noktalarını birbirlerine göre senkronizasyonlarını takip edebiliriz. Şöyle ekranı mikroskop altına getirelim ve detayları gösterelim. Ekrana yakınlaştık. Probumuzu tekrar bobinin girişine koyalım. Bobin girişine baktığımız zaman sinyali net bir şekilde görebiliyoruz. Voltajın ağırlıklı olarak zaman geçirdiği yerler koyu renkte, daha az vakit geçirdiği yerlerse açık renkte karşımıza çıkmakta. Şöyle sinyalin genel görünümüne bakalım. Şöyle geriden baktığımız zaman voltajın hangi aralıklarda hareket ettiğini ve hangi aralıklarda yoğunlaştığını görebiliyoruz. Burada ekranda çift bir çizgi görüyoruz. Dümdüz kalın iki adet çizgi görüyoruz. Bunun bir anlamı vardır. Yine şöyle genişlettiğimiz zaman sinyalin detayına da bakabiliyoruz. Şurada akışı çok yüksek hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle biraz bu tarafa kaydıralım. En sevdiğim özelliklerden birisi de bu. Sinyali bu şekilde ileriye geriye doğru hareket ettirebiliyoruz. Özellikle görmek istediğimiz yeri görebiliyoruz. Burada sürekli olarak değişen çizgiler mevcut. Bu da yine bizim anahtarlama performansımızın bir miktar düştüğünü gösteriyor. Şöyle geriye doğru çıkalım. Buradan sinyalin bütün detaylarına bakabiliyoruz. Şimdi çıkış tarafına geçelim. Şöyle cihaz üzerinden gerekli ayarları yapıyorum. Kanal 1'e geldim. Prob ayarımızı 1x'e getirdik. Kuplaj modumuz AC'de. Burada kuplaj modumuzu değiştirmeden düzeltiyorum. 10x'i değiştirmeden şu FFT özelliğini de bir göstermek istiyorum. Şöyle. Şu an ayarlarımız tamam. Probe'i yerleştirdim. Otomatik moda basalım. Probe 1x'te kalmış. Şöyle tekrar basalım. Sinyalimiz geldi. Burada FFT modunu açtığımız zaman şöyle doğrudan kanala girelim. Açtığımız zaman bu şekilde ekranımızda bir grafik daha çıkmaya başladı. Burada bir yükselti görüyoruz. Bu yükseltiden de FFT modunun bize sağlamış olduğu bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Şöyle modumuzu kapatalım. Şuradan doğrudan kanala girelim. FFT'yi kapatalım. Buradan probe modumuzu 1x'e çekelim ve bobinin çıkışında yer alan sinyalleri gözlemleyelim. Şöyle 1x moduna da probe'umu aldım. Bobinin çıkışına baktığımız zaman bir dalgalanma söz konusu. Bu şekilde baktığımızda bobin çıkışındaki parazit sinyalleri görebiliyoruz. Bu sinyale şöyle geriden baktığımız zaman fosfor osiloskopun en güzel özelliklerinden biridir. Şöyle hatta biraz daha arttıralım. Burada ekranda çizgi şeklinde parazit düzeyini görebiliyoruz. Şöyle kenarlara baktığımız zaman yoğunlaşan bir parazit söz konusu. Yine sıcaklığı da arttıralım. Şuradan renk sıcaklığı ayarına girdiğimiz zaman sinyalin yoğun olduğu bölgeleri renk sıcaklığı olarak da görebiliyoruz. Kırmızı, yeşil, sarı karışık şekilde bize bir grafik sunuyor. Buradan karmaşık olayları çok daha net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şöyle biraz da geriye çıkalım. Buradan sinyalleri net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şimdi de cihaza çift kanal bağlantısı yaptık. Şurada yer alan iki adet bobin üzerinden ölçüm yapıyoruz ve İki bobinin de aynı anda yapmış olduğu anahtarlamayı görebiliyoruz. Yukarıda yer alan mavi çizgimiz şuradaki probumuza, bobinimize bağlı. Altta yer alan sarı çizgimiz ise diğer bobine bağlı ve şöyle durdurduğumuz zaman birbirleriyle eş zamanlı olarak oluşturmuş olduğu grafikleri net bir şekilde görebiliyoruz. Yine buradan kursörlerimizi açarak şöyle şuradan kursör moda geçelim. Yatay veya dikey kursörleri kullanabiliyoruz. Dikey kursörleri açtım. Şöyle geriye geldim. Hareket ettirerek buradaki sinyallerin birbirleriyle ne şekilde senkronize olduklarını, hangisinin önce hangisinin sonra açılıp kapandığını, birbirleriyle bağlantılı olarak ne şekilde çalıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Çift kanal osiloskopun avantajlarından birisi de bu şekilde sinyalleri aynı anda görebilmeyi sağlamak. Yine şu şekilde almış olduğumuz sinyalleri hareket ettirerek birbirlerinin üzerlerine bindirebiliyor ve karşılıklı olarak karşılaştırabiliyoruz. Şuradan kanal 2'yi de seçelim. Şöyle sinyalleri birbiri üzerine
aktarabiliyoruz. Şu şekilde ortalayalım. Sarı olanı da biraz aşağı indirip birbirleriyle ne şekilde senkronize oluyorlar, birbirleriyle nasıl bağlantılı çalışıyorlar buradan görebiliyoruz. Son olarak sinyal jeneratörünü de yine cihazın kendi üzerinde gösterelim. Şurada yer alan jeneratör çıkış pinine probumuzu bağladığımız zaman doğrudan jeneratörün üretmiş olduğu sinyalleri de ekran üzerinde görebiliyoruz. Toprak bağlantısını yapmanıza gerek yok. Cihazın kendi üzerinden ölçüm yaptığı için ortak GND noktasını kullanıyor zaten. Burada jeneratör düğmemiz var. Şuradan gen düğmesine bastığımız zaman burada bir frekans ve dalga formu görev yüzdesi gibi ayarları girebildiğimiz dalga formunu seçebildiğimiz bir minik ekran açılıyor. Buradan mod düğmesine basarak bunların aralarında geçiş yapabiliyoruz. Hangisinin ayarını değiştireceksek yeşil ışıkla vurgulanıyor. Buradan öncelikle dalga form üzerinde bir değişiklik yapalım. Şu an kare dalga formunda. Dalga formunu üçgene çevirdiğimiz zaman ekranda üçgen dalga formu görüyoruz. Şu şekilde farklı farklı testere dişidir. Adımlı testere dişi, yarım dalga, tam dalga gibi farklı dalga formlarını görebiliyoruz. Yine buralarda farklı şekillerde dalga formları mevcut. Burada yine ses sinyallerini temsil eden bir dalga formumuz mevcut. Sinüs kare dalga formu mevcut. Bu şekilde dalga formları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle sinüs dalga formuna gelelim. Ardından burada frekans üzerinde düzeltme yapabiliyorsunuz. Şuradan F harfi işaretlendikten sonra şu satırı kaydırabiliyorsunuz. Buradan çok fazla uğraşmadan hangi aralıkta ayar yapmak istiyorsanız örneğin şuradan bir değerine çıkarttık. 2 şu şekilde 20 milyon hertz yani 20 MHz frekansında sinyal üretebiliyoruz. 20 MHz'lik bir sinüs dalga formunun en ince ayrıntısına kadar rahatlıkla görebiliyoruz. Sürekli olarak kendisini tekrar eden bir sinyal. Bu şekilde geriden baktığımız zaman da şöyle renk sıcaklığı modunda açalım. Şurada daha net belli olacaktır. Şuradan renk sıcaklığını açtığımız zaman da sinyalin tepe noktalarını, yoğunlukta bulunduğu noktaları sıcak olarak çok fazla vakit geçirmediği noktaları da daha açık tonlar olarak görebiliyoruz. Daha soğuk tonlar olarak görebiliyoruz. Renk sıcaklığı da bu şekilde karşımıza çıkmakta. Şuradan ayarladığımız zaman özellikle şöyle biraz daha geriden baktığımız zaman renk sıcaklığı daha net karşımıza çıkmakta. Şöyle dalga formlarını da değiştirelim. Sinüs dalga formundan kare dalga formuna geçtik. Burada üçgen dalga formuna geçtik. Gördüğünüz gibi üçgen dalga formunda ortalarda da sıcaklık değerlerimiz artmaya başladı. Burada testere dişi dalga formuna geçtik. Bu şekilde yine diğer testere dişi dalga formuna geçtik. Bu şekilde bakın sinyalin yoğunlukta olduğu bölgeleri görebiliyoruz. Mesela adımlı dalga formunda tam şu çizgi hizasında bir yoğunluk söz konusu. Yine yarım dalga. Bu şekilde de tam dalgada sinyalin sıcaklığını görebiliyoruz. Farklı farklı dalga formlarında gördüğünüz gibi renk sıcaklığından sinyalin yoğunlukta olduğu bölgeleri rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bakın tam ortada yer almakta. Şöyle biraz daha detayına bakalım. Şöyle indirmek istiyorum. Şöyle biraz daha indirelim. Daha fazla indiremedik mi? Şöyle. Bu şekilde indirdik. Burada kırmızı olarak yoğunlaşan bölgeyi görebiliyoruz. Renk sıcaklığı da bu şekilde farklı dalga formlarındaki farklı yoğunlukları bizlere göstermekte. Bakın. Fosfor osiloskobun en önemli özelliklerinden birisi budur. Buradaki dalga formuna baktığımız zaman dalga formu buralarda bulunmuş fakat buralarda çok fazla bulunmamış. Ağırlıklı olarak şuradaki yeşilin olduğu yerlerde bulunmuş. Yeşilin içine de baktığımız zaman daha ağırlıklı olarak yoğunluklu olarak kırmızı çizginin bulunduğu yerlerde vakit geçirmiş. Bu şekilde sinyalleri detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Cihazımız genel itibariyle bu şekilde niteliklere sahip ve anlattığımız gibi kullanılmakta. Yine ilerleyen videolarımızda da zaman zaman bu cihaz ekrana gelecek ve bu cihazla da arıza tespiti yapacağız. İlerleyen videolarda cihazı kullanmayı düşünüyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve
Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.